27. pencere. Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil. Rus kainatta esbab ve müsebbebat, sebep ve sonuçlar. Görünen eşeğe, alemde görünen eşyada sebeplerle sonuçlar arasında nasıl bir münasebet var? Onu biraz görmeye çalışacağız. Bediüzzaman Hazretleri zaten ilk hükmünü hemen ortaya koyuyor. Bakıyoruz ki, görüyoruz ki gözümüzle müşahede ettiğimiz bir şey var. Nedir o? En âlâ bir sebep. En adi bir müsebbebe kuvveti yetmiyor. Birincisi bu yani. En âlâ bir sebep, en adi bir müsebbebe kuvveti yetmiyor. Gücü yetmiyor, meydana getiremiyor. Misalini veriyor. Genelde risalelerde hep şu işte en adi şeylerden en ali şeyler vücuda geliyor. İşte en adi şeyden en ali şey vücuda gelince en adi şeyin en ali en yüksek bir şey yapamayacağı zaten ortada. Bırakın bunu. Bunun tersini ifade ediyor. Nedir tersi? En ala bir sebep. Öyle bir şey düşünün ki sebepler içerisinde makamı, mevkisi, özelliği, mana ve mahiyeti en yüksek derecede, yaratılanlar içerisinde en yüksek derecede. Mesela ne diyebiliriz buna? İnsan değil mi? En yüksek derecede yani istadı, kabiliyeti, özelliği en yüksek olan insan. İnsan dahi olsa sebebiyet noktasında ne diyor? En adi bir müsebbebe, bir sonuca yani bir fiilin neticesi onun sonucuna kuvveti yetmiyor. Onu yapamaz ve yerine getiremez. Demek esbab bir perdedir. O zaman ortaya şu çıkıyor. Yani zaten Üstad Hazretleri bu alemin hikmet alemi olduğunu, sebepler dünyası olduğunu ifade ederken neden sebepler vaz edilmiş diye de onu nazarımıza veriyor özellikle. Ne diyor? Diyor ki izzet ve azamet ister ki esbab perdedarı destü kudret ola aklın nazarında tevhid ve celal ister ki esbab ellerini çeksinler tesiri hakikiden. O zaman sebebin küçüğü, büyüğü, şuyu, buyu hangi olursa olsun hiçbirisinde ne demek? Zerre kadar dahi olsa tesir yok. Cenab-ı Hak memur kullanıyor. Cenab-ı Hakk'ın memurları var. Her bir sebep memurdur. İşte mesnevinin başında onu ifade ediyor. Fakat bir sultanın, bir padişahın memurları gibi değildir yani. Bir sultan memur kullandığı zaman, bir padişah memur kullandığı zaman kullanmış olduğu o memurlarını acziyetine istinaden kullanır. Mesela İçişleri Bakanlığı var, bir de onun başında ne var? İçişleri Bakanı var. İçişleri Bakanı'nın rayiyetinde ne kadar personel var ben bilmiyorum yani herhalde. Yüz binin üstündedir yani bilmiyorum var mıdır hocam o kadar. Daha fazladır değil mi? Daha çok fazladır yani. Yani binlerce değil mi? Binlerce ne var? Onun rayetinde personel var yani. Şimdi emniyetten tutun, eğitimden tutun değil mi? Yani iç işlerinde, valilerden, idareci konumda olanlardan bir de ıı, asayişi temin eden konumunda olanlardan. Bütün bunların hepsinden tutun, en aşağıdaki bekçisine, temizlikçisine, hizmetçisine varana kadar. Çayçısına varana kadar yani. Bir yerde bir çaycı vazifesini ifa etmediği zaman, İçişleri Bakanı'nın kendisinin bizzat oraya gücü yetebilir mi? Hayır. İçişleri Bakanı'nın bir çaycıya dahi neyi var? İhtiyacı var. Muhtaç, aciz. Kullanmazsa o fiili yapamaz ve icra edemez yani. Dolayısıyla padişah dahi olsa, yeryüzünün padişahı dahi olsa ne yapacaktır? Muhakkak ve muhakkak bütün işlerini gördürmek noktasında memur kullanacaktır yani. Kullanmış oldukları memurlar onun aziyetinden dolayı vazifeye göre nedir? Alabildiğine çoğaltılabilir. Cenab-ı Hakk'ın memurları var mı? Var. Ne kadar? Sayılmayacak kadar çok. Bütün melekler Cenab-ı Hakk'ın memurları. Bütün peygamberler Cenab-ı Hakk'ın memurları. Vazifedar olan Allah indinde ne kadar tavzif edilmiş, yani sebepler noktasında şuurlu şuursuz, idrakli idraksiz, ruhani cismani ne kadar varsa, bütün hepsi sebebiyet noktasında Allah'ın memurlarıdır. Peki Cenab-ı Hakk'ın bunların hangisine ihtiyacı vardır? Hiçbirine. Ne demek yani? Allah'ın kudreti sonsuzdur. Sonsuz kudreti olan zat bu kadar sebebi neden kullanıyor? Yağmur yağdırmak için, her bir kar için, her bir yağmur tanesi için neden bir melek kullanır? Her bir ruhun kabz edilmesi için neden bir melek kullanılır? Kendi ayatı beyinatını tebliğ için neden peygamberleri neden onların avanelerini kullanır, istimal eder? Haşa Cenab-ı Hakk'ın bunlara ihtiyacı mı var? Hiç ihtiyacı yok. Bütün bunların hepsi perdeden ibaret. İzzet ve azametine bir perde. Ta ki aklın nazarında. İmtihan dünyası, hakim ismi sebepleri iktiza ettiğinden dolayı Cenab-ı Hak bu alemde bütün icraatını sebeplerle yapıyor. Peki alem ahirette böyle sebeplere ihtiyaç kalıyor mu? Hayır. Herkes kendi halikı, Rabbi, Seyyidi, Malik'i kim olduğunu bilecek ve bulacak. Perdeler kalktı. İmtihandı. İmtihandan dolayı perdeler vardı. Alem-i ahirette öyle bir imtihan olmadığından dolayı o imtihandan dolayı Cenab-ı Hakk'ın kullanmış olduğu ne kadar perde varsa onların hepsini kaldırıyor. Artık gerek yok. Orada hikmet yerine hakim isminin üstünde nedir? Kudret hakimiyetini göstermiş oluyor. Dolayısıyla önce buradan başlayalım ki o zaman sebebin sonuçla hiçbir tesiri, hiçbir müessiriyeti yok ama Cenab-ı Hak kullanıyor. Şimdi bir misal verecek. Şuradan gözümüzle müşahede ediyoruz ki ne dedi? Ne dedi? En ala bir sebep bu insan da olsa en adi sıradan normal bir müsebbebe sonuca kuvveti yetmiyor. Demek esbab bir perdedir. Perdeyi anlamamız gerekiyor. Müsebbetleri yapan başkadır. O zaman sonuçları halk eden kimdir? Allah'tır. O başkadır. Ayırdı. Mesela misal veriyor. Hadsiz masnuattan yalnız cüz'i bir misal olarak her bir masnu buna misal verebiliriz. Fakat cüz'i bir misal olarak bizim de böyle dikkatimizi çekmesi noktasından insan başı içinde bir hardal küçüklüğünde bir yerde yerleştirilen kuvve hafızaya bakıyoruz. Tekrar ifade ediyorum. Neredeymiş? İnsanın başı içinde. Başı içinde. Hardal küçüklüğünde, hardal tanesi kadar yer kaplıyor. Bir yere yerleştirilen kuvve-i hafızaya bakıyoruz. Her şeyi kaydetmiş olduğumuz bizim bir neyimiz var? Belleğimiz var. Bunun adı kuvve-i hafıza, hafıza kuvvesi. İstadı özelliği nedir? Kaydetmek. O hafıza nasıl bir hafıza acaba? Bir onu okuyalım değil mi? O hafıza nasıl bir hafıza? Bakın Bediüzzaman Hazretleri yine Mesnevi'de İnsanın yani insanın yaratılışını, yaratılışındaki camiyeti anlatırken yani her bir istadının ve kabiliyetinin, özelliğinin buğutları, koordinatları o kadar geniş, o kadar büyük, o kadar külli ki onları anlatırken içlerinden burada da yine neyi misal veriyor? kuvve hafızayı misal veriyor. Burada aslında kuvve-i hafızanın bu şeklinden bahsedilmiyor başka bir şeyden bahsediliyor. Şimdi orayı okuyacağız ama kuvve-i hafızayı bir tanıyalım. Bizim hafızamız nasıl bir hafızaymış? Ve keza eden daha küçük. Hardal tanesinden küçük. Kuvve-i hafızasında bizim hafızamızda o duygunun içerisinde öyle bir latife müdrike bırakılmıştır ki idrak edici bir duygu. Neyin içine bırakılmış? Hafızanın içerisine bırakılmış o hardalenin tasammun ettiği geniş alemde, o latife daima seyir ve cevelan etmekte ise de sahiline vasıl olamaz. Nihayetine mümkün değil ulaşamaz. Kuvve-i hafızayı her şeyi yerleştirdiğimiz bir kütüphane olarak düşünelim. Bir kütüphane. O kuvve-i hafızanın içerisindeki Latife-i müdrike latif olan bir idrak duygusu var. Onu da kütüphaneci olarak düşünelim. Şimdi bu kütüphaneci bu kütüphanenin içerisine giriyor. Kütüphanenin içerisinde geziyor, 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 geziyor ama mümkün değil nihayetine ulaşamıyor. Ne kadar büyük bir kitaplık kütüphane. Hayatı boyunca geziyor, geziyor, geziyor son noktaya ulaşamıyoruz. Bakın onu anlatıyor. Bizim hafızamız ne kadar büyük. Ne kadar bilgi kaydedebilirsin. Ne kadar görüntü kaydedebilirsin. Ne kadar ses kaydedebilirsin. Ne kadar ne kaydedesen. İster kendi tarihçe hayatın, ister başka tarihçe hayatlar. Bakın onu anlatıyor. Sahiline va vasıl olamaz. Mahaza. Bazen bu büyük alem o latifeye o kadar darlaşır ki, alem o latifenin karnında bir zerre gibi olur. O latifenin karnında. İdrak duygusu. İdrak duygusu bu alemi mütala ve müzakere ederken onun dünyasında bazen o ne gibi olur? Zerre gibi olur. Zerre gibi bakın. Ve o latifeyi bütün seyahat meydanlarıyla yani kütüphaneci şu şekilde yapmıyor yani. Alıyor kitabı ondan sonra kitabın bakıyor ismine. Ondan sonra işte yazarı kimdir? Hangi yayın evi bunu yaymıştır? İşte bir deftere kaydet, ondan sonra buraya koy. Bu kütüphaneci öyle değil. Bu kütüphaneci ne yapıyor? Kitabı alır almaz, önce kendisi sayfa sayfa mütale ediyor, tek tek. Kayıt böyle yapılıyor. Her hocam öyle oluyor değil mi? Mütale yapıyor yani. Tek tek, bütün sayfaları. Her bir kitap içerisinde ne var? Kuvve-i Latife, o Latife-i Müdürke, onu idrak ediyor. İdrak duygusu. Sıradan basit bir kütüphaneci değil alıyor hepsini okuyor tek tek yerleştiriyor ve o latifeyi bütün seyahat meydanlarıyla mütala ettiği kitaplarıyla o hardale dahi yutar hardaleden maksat neydi bizim hafızamızdı hafıza dahi o hardaleyi kuvveyi müdrikeyi yutar ne kadar şey mütala etmişti onların hepsiyle beraber yutar yerinde oturur karnı da ağırmaz Ya maşallah bir kuzuyu yedin. Valla midede abu kadar yer işgal etmiyor. Aa, bu mide bayağı büyükmüş yani. <laughs> Bir kuzuyu yemiş ama içeride hiçbir yer işgal etmemiş yani. Aa, ya bütün alemi mütale ettin. Şeyin içerisinde, hafızanın içerisinde öyle bir oturuyorsun ki hafızanın karnı ağırmıyor. Ne demek yani? Hafızanın içerisinde daha halen daha küçücük bir yer işgal ettin biz hafızamızı ihata etmekte neyiz? Aciz. Hafızanın meydanını ihata edemiyorsan, o hafızanın kendisini nasıl yapabilirsin? Kim yapabilir? burada bu soru geliyor yani. En ala sebep olarak sen yapabilir misin? Hayır. E peki o zaman hiç kimse yapamaz. Öyleyse bütün her şeye hükmeden kimse zaten onların hepsini tek tek ifade edecek. Ancak o zat ne yapabilir? Yapabilir. İşte insanın mütefavit mertebeleri bu sırdan anlaşılıyor. Yani her bir insan o hafızada sınır olacak olmuş olsaydı, o sınırı herkes doldurmuş olacak olsaydı, yani bir kısım insanların hemen hemen hepsi bir seviyede olurdu. Ama insanlar farklı farklı seviyelerde. Niye? Herkes kendi hafızasına istediğini çok rahat bir şekilde yerleştirebilir. Herkes kendi kütüphanesini istediği gibi ne yapabilir? Tanzim edebilir. Devamında ne diyor? Bakın burada bu yaratılan bir duygumuz, duygumuz. Kudretin mucizesi. Zaten mucizeyi kudret diye ifade ediyor. Ne demek? Kudret sahibi olan, kudreti sonsuz olan Allah'ın yaptığı bir şey. Mucize dediğimiz an o beşeri acize bırakan, Allah'ın da aciz olmadığı, o kudretin meydana getirdiği. Hadsiz masnuattan yalnız cüz'i bir misal olarak... ...insan başı içinde bir hardal küçüklüğünde bir yerde yerleştirilen... ...kuvveyi hafızaya bakıyoruz. Görüyoruz ki... ...öyle bir cami kitap... ...belki kütüphane hükmündedir ki... ...bütün sergüzeşli hayatı içinde... ...karıştırılmaksızın yazılıyor. Biraz önce biz hardalenin özelliğinden bahsettik. Fakat yani evet... Bir bina var. Şöyle mükemmel, böyle mükemmel. Tamam. Bir de o binanın içerisinin tanzim ve tefriş edilmesi. Çok mükemmel bir şekilde her şeyin yerli yerine yerleştirilmesi ve hiçbir şeyin hiçbir şeyle karıştırılmaması gerekiyor. Hafızanın içerisine yerleştirilen bilgiler hiçbirisi rastgele değil. Hiçbirisi karışmıyor. Bakın bizde unutkanlık olmasa, unutkanlık olmasa, hafızaya yerleştirdiğimiz her bir şeyi çok rahat bir şekilde oradan alır ve okuruz yani. Zaten hatırladığımız şeyler ne yapıyoruz? Tak tak çıkarıyoruz yani. Çıkarıp okuyoruz. Bu ne demektir? Karışmıyor orada. Orada bir nizam var, orada bir düzen var, orada bir sistem var yani. Birisi, birisi o hafızaya, o bilgileri, o görüntüleri, o sesleri öyle bir yerleştiriyor ki hiçbir zaman onun içinde hiçbir şey biri diğerine karışmıyor. Ya kütüphaneye girdim ama kitapların altı üstüne gelmiş ya. Ben aradığım şeyi bulamıyorum ya. Yani. Nereye koyduğum belli değil. Öyle değil yani. Sistematik, nizamlı ve intizamlı bir kütüphanede nenin nereye konduğu ne yapılır? Çok rahat bir şekilde bulunur. Bu dünyanın en büyük kütüphanesi dahi olsa bulunur. Yeter ki Nizam, intizam olsun, tertip ve düzen olsun. Bulunur. Karıştırılmaksızın diyor yani. Bakın karıştırılmaksızın yani. Hava taneleri de böyle değil mi? Hava zerreleri de böyle değil mi? Her bir hava zerresinde adeta dünyanın bütün sesleri, dünyanın bütün renkleri, dünyanın bütün görüntüleri her bir hava zerresinde mevcut. Biz yani bir TV ekranını açtığımız zaman yani dünyadaki bütün kanalların orada olduğunu düşünelim. O TV ekranımız da bir zerze kadar küçük olsun, hava zerresi kadar. Ve biz orada çok rahat bir şekilde o hava zerresinde ekranı görebilelim. Dünyadaki ne kadar ses, ne kadar sada, ne kadar kanal varsa hepsini orada görebilir miyiz? Hepsini orada tek tek seçip izleyebilir miyiz, işitebilir miyiz? Yapıyoruz zaten. Sadece ekran biraz büyük. Ekranı hava zerresi kadar küçültün. Bu ne demektir? Bir hava zerresinde dünyadaki bütün sesler, renkler, görüntüler var ama hiçbirisi diğerine karıştırılmıyor. Hava zerresinin kendisi mi yapıyor bunu? Akılsız, fikirsiz, şuursuz, ilimsiz, iradesiz? Hayır. Onu yapan bütün hava zerrelerine, bütün seslere, bütün renklere, bütün görüntülere hükmeden bir zat. Ancak onun eseri olabilir. <laughs> Acaba şu mucize kudrete hangi sebep gösterilebilir? Yani ne yaptı? Soralım soru. Buna hangi şey sebep olarak gösterilebilir? Telafifi dimağı yemi. Bizim dimağımızı, beynimizi oluşturan lifler mi? Onların her birisi cansız varlık yani. ip ip, ip. İpin hangisine yapacak yani? Bakın. Basit, şuursuz hüceyrat zerreleri mi? Yani orada hücreleri meydana getiren, hücrelerden de daha küçük olan atom derecesinde diyebileceğimiz zerreler mi? Onlar mı meydana getiriyor ve yoksa tesadüf rüzgarları mı? Ha bunların hiçbirisine insan evet diyemez. Hepsine hayır, hayır, hayır. Çünkü onunla hiç münasebeti yok. Halbuki o mucizeyi sanat, öyle bir zatın sanatı olabilir ki beşerin haşirde. Şimdi işte anlatıyor. Bu kimin sanatıdır? Bir, yapılışı. Hafız olarak yapılışı. İki, içine bilgilerin yerleştirilmesi. Bütün bunların hepsi mucize kudret. Kimin eseri, kimin sanatı olabilir? Haşirde neşredilecek beşerin, haşirde neşredilecek büyük defteri amalinden muhasebe vaktinde. Hepimiz o günü ne yapacağız? Göreceğiz yani. Yevmüddin. Değil mi? din günü, ceza günü, bu şekilde. Her şeyin karşılığını bulduğu gün, o gün mizan kurulacak, değil mi? Hayırlar, şerler, her şey teraziye konacak ve orada bir hesap kitap yapılacak, muhasebe vakti. O muhasebe vaktinde defteri kebir ortaya konacak yani. Büyük defter. Değil mi? Burada onu ifade etti. Muhasebecilerin de kullandığı ne var? Defteri kebir var. Peki Cenab-ı Hak ikra kitab ek diyecek. Kitabını oku. Kefâ bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Bugün senin için nefsinin seni hesaba çekmesi yeter. Aman Allah'ım. Elin, ayağın, gözün, kulağın, vücudun, duyguların, her bir şeyin tek tek hesaba çekmesi yeter de artar bile. Hesap olarak. Hesap olarak. Öyle yapalım ki vücudumuzla ne yapmayalım? orada kavga etmeyelim yani. Elimizle, ayağımızla, gözümüzle, kulağımızla orada kavgamız olmasın. Bununla beraber ya Rabbi burada var ama ben hatırlamıyorum. Ha o zaman senin yazdıklarını çıkaralım. Sen nereye yazdın? Hafızaya. Senin hafızanda senin yazdıkların hepsi kayıtlı. Hadi gel bakalım. Bak onu diyor. Beşerin haşirde neşredilen büyük defteri amalinden muhasebe vaktinde hatıra gelecek, getirilecek ve işlediği her fiilleri yazıldığını bildirmek için bir küçük senet istinsah edip, işte o bir küçük senet bizim neremizde var? Hafıza. Defteri kitapta ne yazıyor? O büyük defterde ne yazıyor? Defteri kebirde ne yazıyor? Hafızada onlar ne yapılıyor? Küçük bir şekilde istinsah ediliyor, çoğaltılıyor. Aklının eline verilecek bir saniye hakimin sanatı olabilir. Ancak o defteri getiren, kebiri getiren kim ise, o haşir meydanında hesabı, kitabı, muhasebeyi gören kim ise, o nedir hafızanın içerisindeki bilgileri açıp önüne koyan kim ise, ancak o zat ne yapabilir? O küçücük kuvveciyi, kuvveyi hafızayı vücuda getirir ve onun içerisine o şekilde ne yapar? insanın tarihçe hayatını, bazen de alemin bir kısmının tarihçe hayatını ne yapar? Kaydeder. İşte beşerin kuvve-i hafızasına misal olarak bütün yumurtaları, çekirdekleri, tohumları kıyas et. Hepsini tek tek kıyas edebilir. Yumurtayı, tohumu, çekirdeği. Şimdi tavuğun yumurtası. Tavuğun yumurtasının yani bir siyah, bir sarı, bir beyazdan meydana gelmesi ayrı bir şey. Ayrı bir şey. Malzeme olarak yani maddi yapı olarak o şekilde üzerinde kabuğudur, zarıdır bu şekilde sanatlı bir şekilde meydana getirilmesi ayrı bir şey. Onun içerisine tavuğun gen yapısının ukde-i hayatiye şeklinde programının yazılması ayrı bir şey. Ağacın bütün keyfiyatının, keyfiyatının bir çekirdeğin içerisinde ukde-i hayatiye olarak yazılması ayrı bir şey. O çekirdeğin maddi kısmının vücuda getirilmesi ayrı bir şey yani. Hepsi ayrı. Öyle olacak ki o onun içi olacak yani. Yani CD ayrı bir şey, o CD'nin üzerine program yazmak ayrı bir şeydir. İkisi farklı şeyler yani. O programı yazabilecek özellikte olması gerekiyor CD'nin. Şimdi bakıyorsunuz bir buğday tohumuna, bir elmanın çekirdeğine, bir incirin çekirdeğine hemen hemen hepsinin malzeme aynı, değişmiyor. Sadece renkleri, şekilleri, küçüklükleri, büyüklükleri fark ediyor. İçinde ne değişiyor? Ukde-i Hayatiye dediğimiz, kader programı dediğimiz, o ağacın, o meyvenin, o yaprağın ne yapıyor? Gen yapıları. Onlar oraya adeta kod şeklinde yazılıyor. Bu ayrı bir şey. Onun için bak diyor. Yumurtaya bak, ayrı bir alem, ayrı bir dünya. Çekirdeğe bak diyor, ayrı bir alem, ayrı bir dünya. Veya her bir şeyin tohumuna bak, ayrı bir alem, ayrı bir dünya. İnsanın, öyle mi? Bir damla su. O bir damlaya su, suya bak. Hepsi bir damla su. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar hepsi bir damla su. Ama her birisinin içerisine yerleştirilen program öyle farklı ki Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar kimse birbirine benzemez aman Allah'ım. Hiçbir şey birisiyle karıştırılamaz aman Allah'ım. Bu buradan belli ki hafızadan belli ki nedir diğer canlıların yumurtalarından, çekirdeklerinden, tohumlarından belli ki hiçbir şeyi karıştırmayan bir zat var. Her şeyi bilen bir zat var. Her şeyin her şeyini bilen, her şeye sonsuz gücü ve kuvveti yeten bir zat var. Bu cami küçücük mucizelere sayır müsebbabatı da kıyas et. Çünkü hangi müsebbebe ve masnuğa baksan o derece harika bir sanat var ki değil onu adi, basit sebebi belki bütün esbab toplansa ona karşı izharı az edecektir. Tamamen azziyetini ortaya koyacaktır. Mesela büyük bir sebep zannedilen güneşi ihtiyarlı, şuurlu farz ederek ona denilse bir sineğin vücudunu yapabilir misin? Ha, çok büyüksün, şöyle ahım, böyle şahımsın. Ya sen, hadi bakalım şu sineğin kanadını Yap, şu sineğin vücudunu ne yap meydana getir. Elbette diyecek ki. Kim diyecek bunu? Güneş. Halikımın ihsanı ile. Hani demişler, burada da o geliyor ya. Biraz borcum var, bana biraz borç ver. Allah olsa tüken seni. Olsa tüken seni. Burada da öyle diyor ya. Elbette diyecek ki, halikımın ihsanı ile dükkanımda. Burada da öyle diyor. Olsa dükkan senin diyor yani. Dükkanımda ziya, renkler, hararet çok. Ha bunlardan istiyorsan vereyim yani. Dükkan senin yani. Fakat sineğin vücudunda göz, kulak, hayat gibi öyle şeyler var ki ne benim dükkanımda bulunur ve ne de benim iktidarın dahilindedir. Mümkün değil. Ben böyle bir şeyi yapamam gücüm ve kuvvetin buna yetmez. yetmez. Efsun Hazretleri münazaratta bir meseleyi biz, sünatta bir meseleyi bizim nazarımıza veriyor. Mevzum, lazım, lazımın lazımı. Burada bir kısım insanlar yani sebepleri incelerken demişler ki yani sebepler birbirini silsile var yaratır. Haşa Cenab-ı Hak da bir sebeptir yani deistler deist kimse ben ateist biliyorduk deistler de sonradan çıktı Allah'a bilip de yani farklı şeylere verenlere deist mi deniyor öyle bir şey ifade ediyorlar deist ateist Allahsız o hiç tanımıyor bu tanıyor ama nasıl tanıyor haşa Allah da ilk sebeptir. Yani sebeplerden birisidir ama nasıl o ilk sebeptir. O yapmış, bırakmış, ondan sonra diğer sebep eline almış, o yapmış, ondan sonra diğer ondan sonra diğer sebep böyle böyle alem ne yapmış? Büyümüş ve gelişmiş yani. Hayır, haşa. Allah tek sebeptir. Müsebbibi hakikidir. Sebepleri vücuda getiren, o sebeplerden de sonuçları vücuda getiren nedir? Hakiki müsebbiptir yani. Şurada bir tablo var değil mi? Şimdi bu tablo çok şık ve nezih yapılmış bir tablo. Sanatlı, antika. Buna biz melzum diyoruz. Burada da müsebbep dendi yani. Bir şeyin sonucu. Ortaya çıkan şey melzumdur. E bunun bir neyi olması gerekiyor? Lazımı. Lazımı. Lazımı dediğimiz şey onun neyidir? Ustasıdır. Yani bunu yapan birisi var. Bu çerçeve tarafından, buradaki taşlar tarafından, renkler tarafından kendi kendine olmadıysa, sebepler tarafından yapılmadıysa, tabiat yapmadıysa bunu yapan birisi var değil mi? Var mı? Orada mı? <laughs> Mehmet Ali abi bunu yapmış, böyle getirmiş, buraya da asmış. Şimdi bu mevzum, sonuç. Bunun lazımı Mehmet Ali abi. Ama Mehmet Ali abi lazımlık noktasında hangi seviyededir? Sadece ve sadece basit ve sıradan bir sebeptir yani. Peki bunun hakiki sebebi lazımın da lazımı Mehmet Ali abi midir? Yoksa Mehmet Ali abiye ilmi veren, iradeyi veren, kudreti veren, hayatı veren, sem'i veren sayın ne kadar özelliği, ne kadar sıfatı kemaliyesi varsa değil mi? Sayabiliriz. Ne kadar güzel isimleri varsa onların hepsini ona veren kim ise asıl bunu vücuda getiren de kimdir? Odur yani. Odur. O zaman Mehmet abi arada ne, ne oldu? Perde oldu. Perde yani. Başka bir özelliği yok yani. Perde. Cenab-ı Hak fişini çekse yani bir taşı yerine koyacak. Pat diye elini ne yaptı? Durdurdu. Ne yapacak? Bitti her şey. Kayyum ismiyle çekecek olsa hiçbir şey kalmaz yani. Yani elim var yine ba, elim var ama sadece kullanamıyorum. Aa. Allah isterse ne yapar? Elini de yoka götürür. Hayatının fişini çeker. Şunu yapar. Aa ne oldu? Bizde hiçbir şey yok. Biz sadece neyiz? Ne olursak olalım bir perdeyiz yani. Yapan, yaptıran nedir? Allah. Allah. Onun külli iradesi taalluk etmediği müddetçe biz cüz'i irademizde zerre kadar bir iş görmüyoruz ki. Biz görmüyoruz. Bizim cüz'i irademize onun külli iradesi taalluk ediyor. Onun ötesinde iş ne yapamazsın? Yapamazsın yani. Hem mesela müsebbetteki harika sanat ve tezyinat, esbabı az dedip o sonuçlarda öyle bir sanat var, öyle bir harikalık var, öyle bir tezyinat, öyle bir süs, öyle bir özellik, öyle bir güzellik var ki bu ne yapıyor? Esbabı tamamen az dedip ortadan kaldırıyor. Müsebbi bir esbab olan vaci bir vücuda işaret ederek ve ileyhi yurcaul emru kuldu. Bütün işler, her şey Allah'a döndürülecektir. En nihayet her şey ona döner. Ama şu aleme bak. Bu alemde her şey Allah'a dönmüyor mu? Her şeyi Allah yapmıyor mu? Her şeyi Allah vücuda getirmiyor mu? İşte bütün işler Allah'a döndürülecektir demek. Bütün işleri yapan Allah demektir sırrınca ona teslimi umur eder. Bütün işler ona adeta ne yapar? Her şeyle teslim olur. Öyle de aynen bunun gibi müsebbebata takılan neticeler gayre. Şimdi ikinci kısma geçti. Birinci kısım bir sebep. Hangi keyfiyette, hangi özellikte olursa olsun sonucu meydana getiremez. İkincisi bir şey daha geliyor. Müsebbebata takılan neticeler sonuca Sonuçta meydana gelen ürüne, o sanata öyle neticeler takılıyor ki, öyle gayeler, faydeler takılıyor ki bil Perdeyi esbab arkasında bir rahimi kerimin ikram eden, öyle mi? Şefkatli bir zat. Bir hakimi rahimin şefkatini hikmetle kullanan bir zatın işleri olduğunu gösterir. Çünkü İzaha geliyor. Şuursuz esvap sebepler elbette bir gayeyi düşünüp çalışmaz. Halbuki görüyoruz, vücuda gelen her mahluk bir gaye değil. Belki çok gayeleri, çok faydeleri, çok hikmetleri takip ederek vücuda geliyor. Bir ağacın diyor ne kadar meyvesi var, her bir meyvenin en az o kadar gayesi var nefsine bakan bir ise Cenab-ı Hakk'ın zatına bakan binlerdir. Aa, ortaya başka bir şey çıktı yani. Aslında varlığın yegane sebebi. Varlığın yegane neticesi Allah'a bakıyor yani. Şu gözün bana bakan faydası bir ise Allah'a bakan binlerdir. Ne demek yani? Alem bu gözün nazarında bir mütalagahtır alemi seyreder ve temaşa eder, Allah'ı bilir ve bulursun. Burası binlerdir. Benim önümü görmekse, ha bu da birdir yani. Önümü görürüm, bu kadar basit yani. Rızkımı görürüm, bu kadar basit yani. Ama onun ötesinde Allah'ı bilmek ve bulmak noktasında bu göz bana lazım yani. Mütalagah diyor, bakın. Halbuki görüyoruz, vücuda gelen her mahluk, bir gaye değil, belki çok gayeleri, çok faydeleri, çok hikmetleri takip ederek, vücuda geliyor. Demek bir rabb Hakim ve Kerim o şeyleri yapıp gösteriyor. O faydeleri onlara gayeyi vücut yapıyor. Mesela yağmur geliyor. Bakın gözümüzle gördüğümüz çok rahat bir şekilde anlayıp idrak edeceklerimizi misal veriyor. Yağmur geliyor. Yağmuru zahiren intac eden esbab. Meydana getiren sebepler. Yağmuru meydana getiren sebepler. Ne diyoruz? İşte yeryüzündeki işte sular güneşin ışıklarından dolayı ne yaparlar? Buharlaşırlar. Buharlaşınca işte yükseklere çıkarlar. Yükseklerde de işte yeryüzündeki ne kadar tozlar, kum fırtınaları, şunlar bunlar varsa onlar da uçuşurlar, onlar da yükseklere çıkarlar. Yükseklere çıktıkları zaman her bir yağmur zerresi için, yağmur tanesi için bir kum tanesi, bir nedir toz zerresi ona adeta bir çekirdeklik yapıyor. Bir çekirdeklik. Yukarıda, yukarı çıktıkça her 100 santigratta, 100 metrede 0,5 derece hava ne yapar? Soğur, derece düşer, azalır. En yükseğe çıktığınız zaman, yani 10 bin metreye çıktığınız zaman ortalama, yani bugün uçaklar çıktığı zaman bakıyorsunuz, görüyorsunuz, eksi 50-60 derecelerde ne yapıyor? Seyrediyor yani, seyrediyor. Gittikçe hava soğukluğu düşüyor. Hava soğukluğu düşünce işte oralarda onlar bir araya geliyor, bulutları bir oluşturuyorlar. Derken kar bulutları derken yağmur bulutları. Ondan sonra işte yoğuşma artıp şiddetlenince bakıyoruz ki yağmur şeklinde düşüyor. Görüntü böyle. Zahirde açık, hakikatte kapalı. Kapalı. Hakikat bu mu? Bakın onu anlatacak. Mesela yağmur geliyor. Yağmuru zahiren intac eden esbab, meydana getiren sebepler hayvanatı düşünüp onlara acıyıp merhamet etmekten ne kadar uzak olduğu malumdur. Yağmur niçin iner yere? Yağmur tek bir hikmet fayda için mi iner? Tek bir gayeyi mi takip eder? Hayır. Yağmurdan maksat Cenab-ı Hakk'ın yağmuru indirmesinden maksat tek bir şey midir? Bakın işte yeryüzünde bütün hayvanat, hayata medar olan her şey, bütün nebatat, cansızlara varıncaya kadar. Bakın her şey ondan istifade edecekler. Hayvanatı halk eden, demek hayvanatı halk eden ve rızıklarını taahhüt eden bir halik Rahim'in hikmetiyle imdada gönderiliyor. Hatta yağmura rahmet deniliyor. Çünkü çok asarı rahmet ve faydeleri tazammun ettiğinden güya yağmur şeklinde rahmet tecessüm etmiş, takaddur etmiş katre katre geliyor. Katreleşmiş. Katre katre geliyor. Yağmur rahmet namına yağıyor. Rahmet, merhamet, rızık, Rezzak burcunda kendisini gösteriyor. Her şeyin rızkını taahhüt eden, garanti altına alan bir Allah var. Bakın enteresan bir şey. Yani birçok şeyimiz istikbalimiz karanlık deniyor ya yani. Bakın istikbal karanlık. Ama rızık nedir? Garanti altında bismillah. Üstad Hazretleri e sünnatta ifade ederken hayat diyor muhassalı mazbuttur görünür. Rızık gayri muhassaldır. Tedricidir, münteşirdir, düşündürür. Rızık gayri muhassaldır. Henüz husure gelmiş değildir. Zamanla vücuda gelir, kendisini gösterir ve her tarafa yayılmıştır düşündürür. Ama buna rağmen rızık ne altında? Garanti altında. Yeryüzünde deptebelenen diyor. Ayet-i Kerime'de değil mi? Yeryüzünde deptebelenen, hayata mazhar olan ne kadar canlı varsa hepsinin rızkını veren Allah'tır. Rızık garanti altında. Ve yağmur bunun için yağıyor. Hatta böyle bir şey ifade edilir. Ee, İmam-ı Azam'ın da bir tesbih duası var hocam. E, sabah namazlarında, akşam namazlarında zannediyorum ifade ettiği. Subhanemen ezeliyyil ebed diye başlayıp böyle devam eden. Geçen çok kıymetli bir abimiz bunu ifade etmişti. Bir şey anlattı da çok e, garibime gittiği için bu rızkın taahhüt altına, garanti altına alındığına da çok güzel bir misal. Çok güzel bir misal. Musa Aleyhisselam'a biliyorsunuz peygamberlik Tuva Vadisi'nde geliyor. Tuva Vadisi'nde Cenab-ı Hak peygamberliği verirken de üç tane vazifeyi veriyor. Bunlardan bir tanesi git diyor. Firavun'u irşat et. İs İsrailoğullarını ıslah et. İsrailoğullarını Mısır'dan al. Filistin'e getir diyor. Üç tane temelde büyük vazife var yani. 80 senelik peygamberliğinde bunları yapmış yani. 40 senesi Mısır'da, geri 40 senesi de Tih çölünde geçiyor yani. Musa Aleyhisselam'ın şeyi. Musa Aleyhisselam bu vazifeyi aldığı zaman bir tereddüdü oluyor. Ya Rabbi diyor işte çoluk çocuk var diyor yani. <laughs> Yana başında yani. Bunlar ne olacak yani? Bunların rızkı şu bu vesaire. Tam ben gideyim diyor yani. Firavuna emrini yerine getireyim ama yani bu, ya bu çoluk çocuk. Şimdi peygamberin tatmin edilmesi lazım. Hiçbir zaman geriye dönüp bakmaması lazım yani. Bakmaması lazım. Cenab-ı Hak diyor ki ya Musa diyor filan yerde bir su var diyor. Oraya git diyor. Musa Aleyhisselam gidiyor. Orada suyun içerisinde büyükçe bir taş göreceksin diyor. O taşı oradan al ve çıkar diyor. Alıyor ve çıkarıyor. Şimdi ya Musa diyor. Asanla diyor. O taşa vur. Asasıyla taşa vuruyor. Taş böyle gömlek çıkarır gibi bir parçalanıyor ama içinden bir taş daha çıkıyor. Taş küçülmüş oluyor. Ya Musa diyor, bir defa daha vur diyor. Musa Aleyhisselam bir defa daha vuruyor. Taş yine gömlek gibi yarılıyor. içinden küçücük bir taş çıkıyor. Ya Musa diyor bir defa daha vur diyor. Musa Aleyhisselam o vuruştan sonra bakıyor ki taşın içerisinde bir tane küçük böcek onun ağzında da bir yeşil yaprak ve onun yaptığı zikir. Yaptığı zikir. Subhaneke men yerani, Subhaneke men mekani. devam eden bir zikri var. Ey beni gören Allah'ım. Ey beni işiten Allah'ım. Ey beni duyan Allah'ım. Ey bana rızık gönderen Allah'ım. Seni bütün noksanlıklardan tenzih ediyorum. O tesbihi, o hali, o ahvali görünce zihninde, kalbinde, şu ne kadar varsa hepsi silinip gidiyor yani. Başta memur demiştik değil mi? Memur. Aradan asırlar geçer. Musa Aleyhisselam milattan önce 1200 1200'lü yıllarda Süleyman Aleyhisselam o da İsrailoğullarından o da milattan önce 800'lü yıllardadır yani. Bakın milattan önce. Aradan birkaç asır geçer. Süleyman Aleyhisselam peygamber olur ve Süleyman Aleyhisselam hem hayvanların dilinden hem cinlerin dilinden ne yapar anlar ve bilir. Ve onlara, cinlere, hayvanlara ve insanlara hükümrandır. Hem sultandır. Sultan bir peygamberdir. Hem de yeryüzünde en zengin olan bir peygamberdir yani. Yani diğer zenginler, normal zenginlerden de en zengindir yani. Süleyman Aleyhisselam bir gün denizin kenarında bir şeyi müşahede eder. Müşahede eder. Bakar ki bir karınca ağzında yeşil bir yaprak almış denize doğru götürüyor. Denizden bir kurbağa çıkar. Karınca ağzındaki yeşil yaprağı o kurbağayı verir. Kurbağa alır ve gider. Süleyman Aleyhisselam böyle seyreder. Daha sonra karıncaya sorar. Nedir bu der. Bu hal nedir? Karınca der ki konuşur ki konuşuyorlar beraber. Der ki Cenab-ı Hak beni bir böceğin rızkını temin etmek için görevlendirdi. Görevlendirdi. Denizin dibinde taşın içerisinde yaşayan bir böceğin rızkını temin etmek için görevlendirdi. Ben onun rızkı olan o yeşil yaprağı alır buraya kadar getiririm. Benden de o kurbağa görüntüsünde gördüğün bir melek alır. O melek alır ve götürür. Ne yapar? O şeye, böceğe o rızkını verir yani. Melek perde, öyle mi? Kurbağa perde, meleğe perde. Karınca perde, rızka perde. Her şeyi bilen ve gören, rızıklarını götüren, yetiştiren kim? Allah. Nasıl bir itminan değil mi? Nasıl bir alem, nasıl bir nizam, nasıl bir mekan, nasıl bir yerde yaşıyoruz? Nasıl bir tarassut altında, nasıl her şeyi bilen, nasıl her şeyi işiten, kalbimizdeki en ince hatırata varıncaya kadar. Aman Allah. Im. Hem bütün mahlukatın yüzünde tebessüm eden bütün zinetli nebatat ve hayvanattaki tezyinat ve gösterişler. Son olarak, üçüncü bu, bütün mahlukatta ne var? Her şeye tebessüm eden bir hal var. Başka ne var? Zinet var, süs var. Başka ne var? Kendilerini alabildiğine gösteriyorlar. Bunlar kimin sanatları? Allah'ın. Bil bedahe perdeyi gayb arkasında. Bunlar gösteriyor ki perdenin öbür tarafında vücub aleminden nazar eden bir süslü ve güzel sanatlar ile kendini tanıttırmak ve sevdirmek ve bildirmek isteyen bir zat-ı zülcelal. Ya neden Cenab-ı Hak mesnuatı bu kadar zinetlendiriyor? Ne kadar bu kadar güzel endam ediyorlar? Ne kadar bizim nazarımızda bu kadar hoş görünüyorlar? Altında yatan sebep nedir? Onları yapan zat kendisini tanıttırmak istiyor. Kendisini bildirmek istiyor. Kendisini sevdirmek istiyor. Sevdirmenin en güzel yolu da bu olsa gerekir. Onun için Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Hediyeleşin yani. Bakın hediyeleşin. İnsanların kalpleri birbirine ısınsın diye. Cenab-ı Hak kendisinden adeta hediye ikram ediyor bizim nazarımıza. Ve bu şekilde kendisini ne yapıyor? Sevdiriyor yani. Bir zat-ı zülcelalin vücubu vücuduna ve vahdetine delalet ederler. Demek eşyadaki süslü vaziyetler, gösterişli keyfiyetler, tanıttırmaklar ve sevdirmekler sıfatlarına katiyen deraret eder. Sevdirmek ve tanıttırmak sıfatları ise bil bedahe, vedud, maruf bir sani kadirin vücubu vücuduna ve vahdetine şehadet eder. El hasıl, sebep gayet adi, aciz ve ona isnat edilen müsebbep ise gayet sanatlı ve kıymetli olduğundan sebebi azleder. Tamamen sebebi ortadan kaldırır sebepler bir külliye sukut ediyor yani. Hiçbir kadri ve kıymeti yok. Deniz, hut, balık, Yunus Aleyhisselam'ın aleyhinde adeta birleşmişler. Bütün onların hepsine gece karanlık, onların hepsine hükmeden zat kim ise ancak Yunus Aleyhisselam'ı o üç karanlıktan kurtarabilir. Her zaman bu karanlıklar içerisinde değil miyiz? Hep Cenab-ı Hakk'ın neyine itimat ederiz? Rahmetine, merhametine, şefkatine. Hep bu la taknatü min rahmetillah derken rahmetten ümit kesilmez. Sebeplerden kesilebilir onların kadri ve kıymeti yok. Hem müsebbebatın gayesi, faydası dahi cahil ve camit olan esbabı ortadan atar, bir saniye hakimin eline teslim eder. Hem üçüncüsü müsebbebin yüzündeki tezyinat ve maharetler kendi kudretini zi şuurlara bildirmek isteyen ve kendini sevdirmek arzu eden sani hakime işaret eder. Ey esbab perest bir çare sebeplere dalan, her şeyi sebeplerde arayan çaresiz zavallı insan. Bu üç mühim hakikati ne ile izah edebilirsin? Sen nasıl kendini kandırabilirsin? Aklın varsa esbab perdesini yırt esbab ten teneli bir perde. Onun ötesinde ne görünür? Allah. Ne görünür? Esma-i ilahiye. Ne görünür? Sıfatı kemaliye. Esbab perdesini yırt. Vahdehu la şerikele. O birdir. Ortağı, şeriki, zıttı ve niddi yoktur. De. Hadsiz evhamlardan, vehimlerden, vesveselerden kurtul. Subhaneke la ilmena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahru davahu menel hamdulillahi rabbil alamin.